Arkadaşlar yalıtım teknikleri dersine başlıyoruz. Öncelikli olarak ısı yalıtımı nedir? Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazında serinlemek için harcanan enerjiyi azaltmak ve konforlu ortamlarda yaşamak amacıyla arkadaşlar. Binaların dış cephelerinde, pencerelerinde, kapılarında, çatılarında, döşemelerinde ve tesisatlarında ısı geçişini azaltan önlemler almaktır arkadaşlar. Yapılarda sadece e, bu e, yalıtım yapılması Sadece ısı transferinin azaltılması amacıyla değil. Ayrıca arkadaşlar biz binanın iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması sağlamak için de ne yapıyoruz? E, yalıtım yapıyoruz. Günümüzde yalıtım sistemlerinin esas amacı ne olmuş? Artık yapının sadece e, ısı geçişini azaltması değil. Aynı zamanda arkadaşlar yapının zararlı boyutlarda ısı hareketleri ve buhar yoğuşmaları sonucunda zaman içinde yapının hasarlanmasını, hasar oluşmasının engellenmesi amacıyla da arkadaşlar yalıtım yapılıyor. Peki ne gibi sıkıntılar çıkabiliyor? Ne gibi hasarlar, problemler çıkabiliyor? İşte donma olabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tesisatlardaki suyun donması. ondan sonra nem olabiliyor. Küflenme olabiliyor. Terleme olabiliyor. Bu, buna bağlı olarak arkadaşlar binanın yapısında bozulma olabiliyor. Demir aksamında çürüme olabiliyor. Paslanma olabiliyor. Bu gibi arkadaşlar problemlerin çıkmasını engellemek amacıyla da ayrıca yalıtım yapılıyor. Peki yalıtım yaptığımızda ne kazanıyoruz biz? Bir kere yapının bakım maliyetini azaltıyoruz. Normalde belli periyotlarda binanın yapının bakımı ihtiyacı olan durumlar ortaya çıkabiliyor. Ancak biz ne yapıyoruz? Bu süreci uzataraktan yalıtımla arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakım maliyetini, bakım masraflarını azaltmış oluyoruz. Onun haricinde yaşanılan iç ortamın Konfor şartlarına uygun olmasını sağlıyoruz. Ne gibi? Normalde arkadaşlar biliyorsunuz konfor standartları var. Tabi bu kişiden kişiye değişebiliyor. Hatta işte bulunduğunuz ortama göre, yaşam standartlarına göre, psikolojiye göre bile değişebiliyor. Ama kabaca işte 21-22 derece bir konfor sıcaklığıdır. E bu konfor sıcaklığını etkileyen sadece ortamın sıcaklığı mı? Hayır. Arkadaşlar benim vücudum ile veyahut da benim bulunduğum ortam ile duvar arasındaki sıcaklık farkı belli bir miktardan fazla olduğunda daha hızlı bir ısı transferi olacağından dolayı aynı ortamda aynı sıcaklıkta olsa bile çevre sıcaklıkları, duvar sıcaklıkları düşük olan ortamda daha az konforlu hissediyoruz. Niye? Çünkü vücudumuzdan daha hızlı bir ısı transferi arkadaşlar gerçekleşmiş oluyor. Yani 22 santigrat derecede hatta bunlarla alakalı örnekler de çözeceğiz. 22 santigrat derecede arkadaşlar bir oda düşünelim iki oda düşünelim bu iki odanın e, duvarlarının sıcaklığı birisi 20 derece birisi 15 derece iken tabi ki de arkadaşlar 20 derece olan ortamda ben daha konforlu hissedeceğim duvarların sıcaklığı 20 derece olduğu ortamda bunun için e, belirli şeyler var işte sıcaklık farkının e, duvar ile e, şeydi ortam ile duvar arasındaki sıcaklık farkının işte 3 4 5 dereceden duruma göre değişebiliyor. Fazla olması arkadaşlar konfor şartları e, konfor standartlarını düşürüyor. Onun için dediğimiz gibi sadece mesela ortam sıcaklığını 22 dereceye ayarlamak değil e, ayrıca ısı transfer hızını da azaltmak. Nereden? Bizim vücudumuzdan e, işte dış ortama duvara doğru olan arkadaşlar ısı transfer hızını azaltmak. Ki e, bununla alakalı birkaç örnek de söylemek istiyorum. Normalde arkadaşlar e, mesela şöyle bir örnek vardır. Niye daha serin hissederiz? Niye daha üşüyor hissederiz? İkisi de 22 derece olan ortam olmasına rağmen duvar sıcaklığı birinde daha soğuk olduğundan dolayı daha çok üşürüz o ortamda. Niye? Dedik ki ısı transferi ile alakalı. Vücudumuzdan daha hızlı bir ısı transferi gerçekleşiyor. Niye? Çünkü sıcaklık farkı fazla. Ee, biliyorsunuz zaten işte genel ısı transferi denklemini yazacak olsaydı Q U. A delta T olarak tanımlayacak olmuş olsak burada arkadaşlar hızımızı belirleyen ısı transfer hızımızı belirleyen etkenlerden bir tanesi de ne arkadaşlar? Buradaki delta T yani sıcaklık farkının büyüklüğü. Ee, onun haricinde arkadaşlar ısı transfer hızını tabii başka faktörler de etkileyebilir. Mesela ne dedik işte e, aynı ortamda bulunmasına rağmen metale değdiğinizde daha soğuktur. Tahtaya değdiğinizde daha sıcak hissedersiniz. Bunun amacı bunun şeyi arkadaşlar ölçseniz ikisinde de aynı sıcaklığı görebilirsiniz. Çünkü ortamla artık e, belirli bir süre sonra ne olacak? E, termodinamik denge sağlanmış olacak. Ortam ile duvar arasındaki sıcaklık farkı e, sıfıra yaklaşacak denge olmasına rağmen siz aynı ortama bakıyorsunuz metal daha soğuk geliyor. Niye? Çünkü arkadaşlar daha hızlı ısı transferi gerçekleşiyor. Nereden? Senin vücudundan oradaki metale. Niye? Çünkü iletim katsayısı arkadaşlar metalde daha fazla. İşte siz demire değdiğinizde daha soğuk hissediyorsunuz. Veyahut da işte beton için düşündüğümüzde bir betonda oturduğumuzda veyahut da bir tahtada oturduğumuzda arkadaşlar bir bankta oturduğumuzda düşünelim aradaki farkı. E, yani aynı ortamda olmasına rağmen aynı güneş radyasyonuna maruz kalmalarına rağmen hatta bazen aynı renkte olmasına rağmen çünkü rengin de ayrıca işte absorbe etme özelliği arkadaşlar değişebiliyor. Rengin de bir etkisi var. buna girmeden sadece doğrudan aynı şartlar olmasına rağmen betonda daha çok hissediyoruz. Niye? Çünkü vücut betondaki ısı transfer hızı daha fazla ve böylelikle ben ona temas ettiğimde vücudumdan daha hızlı bir şekilde ısı transferi gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor işte? Mesele ısı transfer hızını azaltma meselesi. Ki zaten yalıtımın da amacı budur. Yalıtımda da arkadaşlar bizim amacımız ısı transfer hızını, ısı geçişini azaltmaktır. Yoksa durdurmak diye bir şey zaten yok. Çünkü ne olursa olsun sadece oradaki hızla hatta bildiğimiz hız tanımını arkadaşlar çok uygun bir şekilde ilişkilendirebilirsiniz. Buradaki hız transferinin enerjinin geçiş hızını azaltmak amacımız. Arkadaşlar başka ne katkısı var? Başka arkadaşlar kışın ısıtma ve yazın da soğutma enerjisinden tasarruf sağlamak. Çünkü bazen işte sıcak bölgelerde de bu sefer klima çalıştırıyoruz devamlı. E bu veyahut da yüksek nemli yüksek sıcaklık bölgelerde ne yapıyoruz? Bu sefer klima kullanımı daha fazla oluyor. E yalıtım olduğu zaman dışarıdan bu sefer içeri ısı geçişini azaltmış oluyoruz. E böylelikle olarak hem kışın ısıtmada hem yazın soğutmada enerjiden tasarruf sağlayabiliyoruz. Bunun haricinde de arkadaşlar aile ve ülke ekonomisine tabii ki de katkıda bulunuyoruz. Bunlar bizim yalıtım yapmamızın esas amaçları. Normalde ülkemizdeki binalar göz önüne alındığında yalıtım her bölgede arkadaşlar her yerde maalesef eski binaları özellikle düşünecek olursak yetersiz sayılabilir. İnsanlar bilinçleniyor tabii ki de yalıtım yapılması ile alakalı bu enerji kayıplarını azaltması adına birçok şeyler yapılıyor. Ancak maalesef ne olursa olsun arkadaşlar genel olarak baktığımızda enerji kayıpları çok büyük miktarda. Hatta toplam enerji tüketiminin arkadaşlar binalarda 60'ı ısıtma ve soğutma harcanıyor. Düşünün yani hani toplam enerji dediğimizde bunun içinde işte yemek, elektrik cihazlarından başka şeye kadar arkadaşlar bütün parametreleri düşündüğümüzde toplam enerjinin yüzde 60'ı ısıtma ve soğutma harcanıyor çok büyük miktarda ve binalardaki enerji kayıpları da arkadaşlar yüzde 40 civarlarına çıkıyor. Bu bölgeden bölgeye arkadaşlar değişebiliyor. Yani yüzde 40 civarına çıkması ne demek? Ben 10 birim enerji ısıtmaya harcıyorum ve bunun 4 birimini çöpe atıyorum demek. Ya bu ne demek oluyor? Ben 6 birimle de ısınabilirim aslında demek bir bakıma. 6 birimle de ısınabilecekken 10 birim arkadaşlar. Fazla enerji harcıyorum demek. Bu da bizim için büyük bir enerji kaybı ki enerjide maalesef dışa bağımlı bir ülke olarak e, yani bu oran gittikçe azalıyor. Gittikçe azalıyor arkadaşlar. E, yıllara göre değişiyor. Mesela işte 2016 yıllarında arkadaşlar yaklaşık %70 civarlarında dışarıdan alıyorduk. Daha öncesinde daha fazlasını dışarıdan alıyorduk. Şu anda arkadaşlar yanlış bilmiyorsam %55 civarında biz enerjimizi dışarıdan alıyoruz. Ancak yenilebilir enerji kaynaklarına olan büyük yatırımlar Ondan sonra işte bu çıkan petrol şey doğalgaz rezervleri bunlar nispeten arkadaşlar bizim bağımlılığımızı azaltacaktır. İnşallah daha da Azalmaya devam edecek tabi burada parametre ne arkadaşlar kilit parametre biziz aslında yani bilinç önemli bizim bilincimiz önemli bizim yeni bir enerji kaynaklarına verdiğimiz önem bizim enerji tasarrufuna verdiğimiz önem arkadaşlar bize büyük miktarda enerji tasarrufu sağlatmış olacaktır. Normalde bunu e, tabii geçen hafta anlatmıştım hatırlarsınız. Geçen hafta o e, sunum yaptığım ara anlatmıştım. E, normalde e, Amerika gibi ülkelerde arkadaşlar bu sanayinin gelişmesiyle çok büyük miktarda enerji arkadaşlar e, ihtiyaç olacağını öngörüyorlar. E, ama bununla beraber işte ee, bu beyaz eşyaların şunun gibi e, elektronik cihazlarda şurada burada arkadaşlar belirli tasarruf tedbirleri alıyorlar ve bununla beraber çeşitli aşamalardaki arkadaşlar Tam 90 97 olması lazım. 97 nükleer santralin yapımından arkadaşlar vazgeçiyorlar. çeşitli aşamalarda ilerlemiş yani artık kurulumu ilerlemiş olan bu da çok büyük miktarda aslında e, maliyet yani zarar etmiş oluyor ama enerji açısından baktığımızda arkadaşlar bu kadar yani ta tasarrufun gücünü görmüş, göstermek için bunu söylüyorum. Adamların hesapladığına göre daha demek ne oluyor 97 tane daha nükleer santrale ihtiyaçları varmış ama bunu inşasından vazgeçiyorlar bakıyorlar ta öngörülemeyen şey neydi tasarrufun arkadaşlar çok büyük miktarda enerjiyi bizim tasarrufun arkadaşlar çok miktarda enerjide kullanımın miktarının azaldığına gösteriyor. İşte bizim de yapacağımız bu tedbirler. Yani şu en basitinden şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biz şu an 80 milyon için düşünecek olursak her birinde yapılıcı her bir yapacağı 1 kilovat saatlik tasarruf arkadaşlar neyi işaret ediyor? 80 milyon kilovat saatlik tasarrufa işaret ediyor. Ya bu basit rakamlar ama bir e, normalde bir kişinin yapması 1 saat tamam e, küçük bir miktar olabilir ama bireylerin arkadaşlar toplu tasarruflar yapması yani her bir birimizin bilinçli şekilde hareket edip e, belli tasarruf tedbirlerinin alınması bireysel olarak da yapabilirsiniz bunu gereksiz enerji kullanımını e, gereksiz e, işte lambanın yanması, gereksiz yere işte fırının çalışması, ütünün çalışması gibi gibi birçok parametre arkadaşlar. Bunlardan alacağımız tedbirler bizim için enerjide dışa, dışa bağımlılığımızı büyük bir ölçüde azaltacaktır. E, bu anlamda hepimizin arkadaşlar çalışması gerekiyor. Yani devlet de çalışıyor, biz de çalışıyor olacağız. E, o Ta ki enerjide dışa bağımlılığımızı arkadaşlar Azaltabilirim ki e, şu anda enerjide maalesef arkadaşlar en büyük cari açı biz enerjiden veriyoruz yani enerji anlamında maalesef bizim ekonomimize en büyük e, etkenlerden bir tanesi de enerji o anlamda yapacağımız en ufak bir tedbir bizim dışa bağımızı azaltmada büyük adımlar arkadaşlar e, atmamızı sağlayacaktır. Onun haricinde neyimiz var arkadaşlar? Tabii çevreye zararı da engellemiş oluyoruz. Daha az enerji tüketimiyle çevreye vereceğimiz zararı da azaltmış oluyoruz. Size karbon emisyonundan bahsetmiştim. Küresel ısınmadan bahsettim. Vereceği zararlardan bahsettim. Şu anda bütün dünya arkadaşlar çok büyük bir oranda enerjiye yatırım yapıyor. Yani enerji dediğimiz yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor mesela. İşte Çin bundan işte 10 yıl önce arkadaşlar dünya sıralamaları diğer almazken şu anda kurulu gücü 200 gigawatt saat 200 gigawatta geçmiş sadece güneş panellerinde Türkiye'de aynı şekilde çok büyük ilerlemeler kat ediyor ancak bizim arkadaşlar çok daha hızlı bir şekilde çalışıp daha fazla yeni bir enerjiye belki nükleer enerji de aynı şekilde yatırımlar yaparaktan enerjide dışa bağımlı arkadaşlar azaltmamız gerekiyor. Isı ee, yalıtımının arkadaşlar en önemli faydalarından birisi tab tabii ki de yakıt tasarrufu. Buna, buna bağlı olarak da enerji kazanımı sağlıyoruz. Böylelikle ne yapıyoruz? Sera gazı seviyesindeki azaltma. Yani çünkü ne olursa olsun doğal gaz da olsa işte kömür de yaksak ne yakarsak yakalım arkadaşlar bir e, karbon salınımı yapıyoruz. Bizim yapacağımız tasarruf bizim için arkadaşlar en büyük kar e, olayını oluşturmuş olacak. Normalde e, TS-825 dediğimiz arkadaşlar binalarda ısı yalıtım kuralları standartları uygulanıyor. Şu anda binaların zaten bu standartlara uyması gerekiyor. Yeni yapılan binalarda özellikle. E, bu da ne zaman oldu? E, 18 Aralık 2013 tarihli Şimdi TSE'nin arkadaşlar teknik kurulunun toplantısında artık Türk standardı olarak kabul edilerek yayınlama kararı alındı. Böylelikle olarak bundan sonraki arkadaşlar dönemlerde artık bu yalıtım olayına daha büyük önem gösterilecek. Yani izin verilmiyor zaten böyle bir şeye. Bunun bir hesabı var biz onların hesaplarını da bu ders kapsamında anlatacağız. Ne kadar yalıtım kalınlığının ne kadar olması gerektiğini bölgeye bağlı olarak Bununla alakalı arkadaşlar bizim akademik çalışmalarımız da var. Onlara da ayrıca işte Google Scholar'dan, Google Akademi'den ismimi yazarak yalıtımla alakalı kısımlara e, bakabilirsiniz. E, bunun haricinde arkadaşlar ısı için neler etkiliyor o önemli. Isı için etkileyen parametreleri biz aslında biliyoruz. Nereden yorumlayabiliriz? Bir kere Q eşittir. UA delta T formülünü yazdığımda ben zaten ısı geçişini etkileyecek parametrene karar verebiliyorum. Isı geçişim arkadaşlar burada bu ısı geçişi dediğimiz ısı transfer hızı. Bizim amacımız zaten yalıtımda ısı transfer hızını azaltmak. Etkileyen parametre ne? Bakalım. En baştan söyleyelim arkadaşlar. Şu denklemden şöyle söyleyebiliriz. Delta T. Delta T ne demek arkadaşlar? Sıcaklık farkı. Ne ile ne arasındaki iç ortamla dış ortam olabilir. Yani buradaki artık hangi aralıktaki ısı transferini inceliyorsanız. İç ortam ve dış ortamdaki sıcaklık farkı. O zaman arkadaşlar bizim sıcaklık farkı bu ısı transfer hızını etkiliyormuş. Bir sıcaklık farkı. İki ne arkadaşlar? İki yüzey alanı etkiliyor. Bunu da unutmayın. Yüzey alanı ne kadar fazla olursa o kadar fazla ısı transferi gerçekleşir. Ki ısı değiştiriciler konusunda falan da bunları anlatacağız. Normalde yüzey alanı ne kadar fazla olursa ısı transferi o anlamda daha da Hızlı gerçekleşiyor ki bazı ısı değiştiricilerde özellikle arkadaşlar çok küçük alana daha yüksek miktarda ısı transferi sağlaması için kanatçıklar yerleştiriliyor. İşte böylelikle ne oluyor yüzey alanı arttırarak da ısı transferi miktarı arttırılıyor. Tabi yalıtımda biz amacımız ne arkadaşlar? Mümkün olduğunda ısı transfer hızını azaltmak. Ama tabii ki de yüzey alanını daraltalım diye bir şey mümkün değil. Ama bu yapılan hesaplarda arkadaşlar etkin parametre mi? Evet bu etkin parametre. Bu da ayrıca bizim ısı transfer hızını etkiliyor. Sonra U dedik. U da bizim toplam ısı transfer katsayımız. U'nun içinde arkadaşlar ne olabilir? Burada U'yu belirlerken biliyorsunuz 1 bölü U A şeklinde yazabiliriz. Veyahut da 1 bölü U'nun arkadaşlar 1 bölü H'ı. L bölü K artı 1 bölü H şeklinde. Bunları şimdi ayrıntısına girmeyeceğim. Bir sonraki derste anlatacağım için şimdi söylemiyorum ama şimdi toplamız transfer kat belirlerken biz zaten ne yapıyoruz? İşte taşınım direncini, iletim direnci ve taşınım direncini hesap ediyoruz. Yani buradan ne anlıyorum? ben işte duvar için düşünecek olursam iç ortamdaki dış ortamdaki taşın önemli bir de aradaki malzemeler önemli o zaman malzemelerin özelliği de önemli malzemelerin özelliği dediğimizde burada arkadaşlar malzemenin L dediğim buradaki kalınlık malzemenin kalınlığı da önemli onun haricinde K dediğimizde iletim katsayısı e, buradaki kullanılan malzemenin iletim katsayısı da arkadaşlar ayrıca önemli parametre oluyor. Şimdi binalarda arkadaşlar ısı yalıtımı nerelerde yapılabiliyor? Şöyle e, kabaca söyleyecek olursak, şu örnekten söyleyelim. Binalarda arkadaşlar ısı yalıtımı nerelere yapılabiliyor? İşte kiremit altına yapılabiliyor, çatı altına yapılıyor. E, ondan sonra dış cephe nereye yapılıyor? Taban döşemelerinde yapılıyor. E, dış cephe su basmanına arkadaşlar yapılıyor. Sonra e, bölme duvarlara ayrıca yapılabiliyor. Üzeri açık tabanlara yapılabiliyor. E, toprak temaslı zeminlere ve dış cephelere yine aynı şekilde dış cephelerde de arkadaşlar yalıtım yapılabiliyor. Şimdi e, bu mesele e, mesela ısıtılmayan bölgeleri de arkadaşlar ayrıca ee, yalıtım yapılmasında fayda var. Mesela işte garaj depo gibi bir kısma bakıyorsa zaten kapalı diye düşünmeyin. Çünkü sıcaklık farkı olacağından dolayı oraya da ayrıca arkadaşlar ısı transferi gerçekleşeceğinden dolayı ne yapılması lazım? Ee, yalıtımın yapılması gerekiyor. Çünkü o bölge tabii ki de dış ortam kadar soğuk olmasa da bir, e, düşük sıcaklığından kaynaklı bir ısı kaybı gerçekleşmiş olacak. Onun haricinde tesisat borularına ve halandırma kanallarında ayrıca arkadaşlar yapılmasına fayda var. Ee, arkadaşlar toplam ısı transferine baktığımızda biz ne kadarlık bir enerjiyi kaybediyoruz? Şurada e, şuradakiyle aynı sanırsam. Arkadaşlar bölme bölme bakacak olursak yani tavanlarda arkadaşlar %20 oranında bir ısı kaybı yani toplam ısı kaybının %20'si tavanlarda gerçekleşebiliyor. %15 ila 25'i arkadaşlar dolgu duvarlarda gerçekleşebiliyor. Ee, %10 ila 25 oranında Pencerelerden gerçekleşebiliyor. %10 oranında döşemelerden ve arkadaşlar %20 ila %50 arasında ısı köprülerinden meydana gelebiliyor. Isı ee, köprüleri dediğimiz normalde ısı transfer e, hızının e, yoğun olduğu arkadaşlar. Bölgeleri biz ısı köprüler diyoruz. Bu ısı köprüler dediğimiz sadece ısı köprüler e, yazdık buraya ama ayrıca bu %20 ila %50'lik kısım arkadaşlar hem ısı köprüleri hem de havalandırma yolu ile olan ısı kaybından gerçekleşebiliyor Bunlar da arkadaşlar bizi ayrıca etkileyen parametreler. Isı yalıtımının için yapılması gerekiyor şimdi. Bir kere ısıtılmasında, soğutulmasında da ve iklimlenme daha az enerji harcanması, işte karbondioksit, kükürt dioksit ve hatta diğer zararlı gazların salımının azaltılması, sere gazı etkisinin azaltılması, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin engellenmesi gibi arkadaşlar birçok parametre bizim için ısı transferine yalıtım yapılmasının sebepleri arasında. Ee, arkadaşlar e, şimdi neyimiz var? Şuradan bir bakmış olayım konu olarak bir şey atlamayalım. Arkadaşlar e, ısı ıltım malzemesini etkileyen çevresel etkiler var. Bunlardan kıs kısaca bahsedecek olursak işte mekanik deformasyonlar meydana gelebiliyor, aşınmalar meydana gelebiliyor, ısısal etkenler var, akustik sorunlar var, güneş. E, radyasyonun radyasyonuna etkisi var arkadaşlar. Atmosferik etkiler var. Bunlar bizim e, çevresel etkilerimiz. Bunlar hem ısı transfer hızını etkiliyor veyahut da yalıtıma neden ihtiyaç duyduğumuzla da alakalı arkadaşlar. Bunlar e, bizim için Uygulanabilir yani ısı yalıtımın uygulanması için arkadaşlar gerekli parametren arasında düşünülebilir normalde malzemenin ne gibi özellikleri var bu ısı yalıtım malzemelerinin ne gibi özellikleri var şuradan bir bakayım notlarım arasında var mı yok ama şöyle malzeme listemi açmış olayım. Arkadaşlar, e, malzemenin ne gibi özellikleri var? Isı iletim katsayısı, yoğunluğu, yangın sınıfı, sıcaklık dayanımı, mekanik dayanımı, buhar difüzyon direnci, su emmesi ve boyutsal kararlılık şeklinde arkadaşlar. E, bizim yaklaşık 6-7 tane farklı parametremiz var. Bunlar ne için önemli? Yani uygulandığı bölgeye göre işte mesela e, maliyetine bağlı olarak da değişebiliyor, başka özelliklerine bağlı olarak da değişebiliyor. Isı iletim sayısı arkadaşlar önemli bir parametre. Yoğunluk da önemli bir parametre. Çünkü eğer hafif olursa ona göre farklı yerlerde kullanılabilir. Ağır olursa ona göre farklı yerlerde kullanılabilir. Yangın sınıfı önemli arkadaşlar. Şimdi e, bu, bu bununla alakalı ben size zaten slaytı paylaşmıştım. Siz ayrıntısına bakabilirsiniz orada. Yangın sınıfı da ayrıca arkadaşlar önemli parametrelerden bir tanesi. Çünkü bazı bölgelerde doğrudan arkadaşlar yangın dayanımı istenen malzemeler uygulanması gerekebilir. Bazıları da işte maliyet anlamında e, ucuza e, kaçılarak mı diyelim artık e, bazı yangın dayanımı düşük olsa da arkadaşlar yalıtım malzemeleri uygulanabiliyor. Sıcaklık dayanımı önemli. Uygulandığı bölgenin sıcaklığına bağlı olarak mekanik dayanım da önemli arkadaşlar. Çünkü bazı malzemeler dediğimiz gibi mekanik dayanımı da düşük. E, buhar difüzyon direnci, nem e, olan bölgelerde veyahut da su emme arkadaşlar. Bunlar önemli parametreler bizim bir sistemi arkadaşlar yani uygulayacağımız yalıtım malzemesinin seçiminden e, uygulanacak bölgede arkadaşlar en uygun e, parametrenin belirlenmesine kadar dikkat etmemiz gereken e, özellikler. Şimdi kullanılan ne gibi malzemeler var? Genel olarak baktığımızda arkadaşlar cam yünü, taş yünü. Yani birçok parametre şey var da ne derler, malzeme var ama e, ben temel olarak bunlardan bahsetmiş olacağım. Cam yünü dediğimiz arkadaşlar bir malzememiz var. Bu da silis kumunun yüksek sıcaklıklarda eritilerek elyaf haline getirilmesiyle elde edilen arkadaşlar ısı yalıtım malzemesi genellikle şilte veya levha halinde kullanılabiliyor bunları görmüşsünüzdür arkadaşlar bu e, genellikle çatılara falan konulabiliyor arkadaşlar bu e, cam yünü malzemesi taş yünü var arkadaşlar bunlara ayrıca videolarına falan bakabilirsiniz e, nasıl üretildiğine dair veyahut da nerelerde kullanılabileceğine dair arkadaşlar şimdi taş yünü de e, güzel yalıtım malzemelerinden bir tanesi bu da arkadaşlar bazalt veya da diyabez taşının yüksek sıcaklarda ergitilerek püskürtülüp soğutulmasıyla ve, ve böylece elyaf haline getirilmesiyle elde edilen arkadaşlar bir yalıtım malzemesi. Bunlarda ayrıca ses yalıtımı da iyi oluyor ve yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor arkadaşlar. Bu taş yünü duruma göre 1000 derecelerin üstüne arkadaşlar dayanabiliyor. Yüksek sıcaklık bölge dayanımı istediğimiz bölgelerde kullanılabiliyor. Ondan sonra XPS dediğimiz bir malzeme var. Strafor olarak birçok yerde kullanılıyor. Zaten en çok satılan malzemeler arkadaşlar XPS, EPS. Bunlar en çok kullanılan malzemeler. Şimdi XPS dediğimiz buradaki extrud polistiren polistiren köpük arkadaşlar. XPS bu polistiren ham maddesinin ekstrüzyonla levha haline çekilmesiyle üretilen bir ısı yalıtım malzemesi. Ee, genellikle arkadaşlar bu üretim tekniği dolayısıyla kapalı gözenekli ve bünyesini su almayan bir ısı yalıtım malzemesi genellikle dış cephe yalıtımlarında arkadaşlar bunlar kullanılabiliyor. Bir de EPS var. EPS de sadece e, baktığımızda arkadaşlar üretim farklılığı var. Tabi bazı özellikleri farklı ben e, söyleyeceğim şimdi. EPS dediğimizde de burada expanded polistiren köpük. E, bu da arkadaşlar e, polistiren ham maddesinin genişleterek e, ve kalıplanarak blok haline getiriliyor. Ve bu bloğun kesilmesiyle arkadaşlar levha haline getiriliyor e, ayrıca levha şeklinde kalıp içinde genişletilerek de üretilebiliyor. E, üretim şekli olarak da arkadaşlar farklı e, şeyleri var. Yani ikisinde de polistiren malzemesi kullanılıyor. Şimdi şu ikisini düşünecek olursak ikisi de bir kere izolasyon malzemesi. İkisinde de polistiren bazlı. E, aynı yoğunluktaki e, türlerin arkadaşlar ısı yalıtım özellikleri birbirine çok yakın. Yaklaşık olarak 0.035 0.040 civarlarında watt bölü metre kare şey metre kelvin civarlarında arkadaşlar ee, bir iletim kat sayısına sahip ikisi de aynı yoğunluktaki maliyet arkadaşlar EPS'in daha az ee, hatta ikisini de inceleseniz bu daha hafif bir köpüktür arkadaşlar şu biraz daha serttir ee, dokunuzda da hissedebilirsiniz bunu. E, maliyeti daha az, tabi düşük yoğunluktaki e, malzeme gerektiren yerlerde IPS daha uygun oluyor. Ama dış cephe olarak baktığımızda bu sefer mekanik dayanım istenebilir. Bu seferde arkadaşlar XPS'in kullanılması daha uygun olabiliyor. Ee, onun haricinde üretimle de alakalı bunların farklılıkları var. EPS'in arkadaşlar üretiminde pentan gazı kullanılıyor. Pentan gazının sera gazı etkisi yok. Ee, ozona da herhangi bir zararı yok. Ki bu gazlara baktığımızda birçok e, gaz arkadaşlar maalesef yüksek oranda sera gazı etkisine sahip. Sera gazı etkisi neydi bunu da söylemiştik daha önceden hatırlarsanız. Ee, atmosferde bulunan ve yüksek ısı tutma kapasitesine sahip gazlara deniyor. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Atmosferde gelen güneş ışığını absorbe ediyor ve e, yeryüzünde hapsolmasını sağlıyor diyelim kısaca. Hani bildiğimiz sera etkisi sera e, etkisini arkadaşlar dünyada uygulamış oluyoruz. E, bu, bunların da sebebi ne? Tabii ki de işte bu zararlı gazlar. E, onun haricinde arkadaşlar e şu XPS'in belirli bir yoğunluğun altında tabii ki de kullanılması mümkün değil çünkü hafiflikle alakalı. Bu biraz daha yoğun bir malzemesi var. Bunun haricinde bu üretiminde arkadaşlar XPS'in bazı gazlar maalesef ekolojik olarak zararlı olabiliyor ve sera gazı etkisine sahip. bu floroklor karbonlardan arkadaşlar üretim sırasında çıkan gazlar oluşuyor. Bunlardan bir tanesi işte bu e, florokloro karbon arkadaşlar V12 gazı eee karbondioksitten yaklaşık 7300 kez daha yüksek arkadaşlar sera gazı etkisine sahip. Maalesef üretimde şu çok daha zararlı bir gaz arkadaş şey e, zararlı e, gazlar ortaya çıkartıyor veyahut da kullanımında arkadaşlar e, üretiminde kullanılıyor. Poliüretan köpükler var arkadaşlar. Poliüretanlar bunlar sprey halinde de olabiliyor veyahut da levha böyle şilte halinde de e, olabiliyor. İki ayrı kimyasal bileşenin bir ayara getirmesiyle üretiliyor. Levha şeklinde, sandviç panel şeklinde veyahut da püskürtme yöntemiyle kullanılabiliyor. Bunların zaten arkadaşlar görmüşsünüzdür. E, Spreyler e, oluyor. Sıktığınız zaman e, hacmi genişleyerekten sertleşiyor o bölgede yalıtım sağlıyor. Bunların da arkadaşlar genel olarak yalıtım özelliklerine baktığımızda 0.035 civarlarında yalıtım e, iletim katsayılarına sahipler. Bir de arkadaşlar neler var? Odun talaşlı levhalar var. Bunlar da ilginç yalıtım malzemeler arkadaşlar. Bazı bölgelere uygun oluyor. Bu ahşap talaşı bir bağlayıcı ile sıvı sıvılaştırılması ile arkadaşlar ne yapıyor? Levha haline getiriliyor. Ve böyle de böylece de yalıtım malzemesi olarak arkadaşlar kullanılabiliyor. Bunun haricinde yangın sınıfları var. Yangın sınıflarına pek girmeyeceğim ama zaten şey de var görebilirsiniz arkadaşlar. Slide de var ben şöyle bir bakmış olayım. Ee, Yalıtım malzemelerinin özellikleri var. İletim katsayısı, sıcaklık dayanım, yoğunluğu. Arkadaşlar bunları tablolardan e, size gönderdiğim, geçen hafta paylaştığım tablolardan falan ulaşabilirsiniz. Ee, yangın özellikleri olarak baktığımızda da arkadaşlar işte bizim hiç yanmayan, zor yanan, normal alevlenici veyahut da kolay alevlenici birçok arkadaşlar e, malzeme var. Mesela poliüretan burada işte Kolay alevlenici sınıflarına girebiliyor poliüretan malzemeler. Ondan sonra yüksek sıcaklık dayanımı olan cam köpükleri var arkadaşlar yanmaz. Ee, onun haricinde e, melamin köpüğü falan tarzında çeşitli yalıtım malzemeleri var. Dediğim gibi çok türevleri var. Bunlar genel anlamda kullanılan piyasadaki en genel yalıtım malzemeleri. Arkadaşlar bundan sonra artık hesap kısmına başlıyoruz. Bu e, konu anlatımı kısmından sonra artık matematiksel işlemlerimize başlıyoruz. Bunu da arkadaşlar bir sonraki derste söylemiş olalım.